Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Teknofest'teydik. Oradan yeni haberleri sizlerle paylaşırken Baykar'ın motor çalışmaları, Tein'in yaptığı yeni tasarımlar, ilerlemeleri size anlattım dilim döndüğünce ve bu konuyla ilgili çok fazla soru aldık. Neden Baykar bu motor sektörüne giriyor? Neler yapacak? Hangi ürünleri geliştirecek? Bir yandan da T ile ilgili herhangi bir rekabet, herhangi bir ürün çatışması var mı gibi konular çok soruldu. Bunun üzerine Baykar ve T'yi birbirine rakip mi oluyor? Hangi motoru yapıyorlar? Neler hedefleniyor? Bunları size bu programda dilim döndüğünce anlatacağım. Programımızın akışını biraz soru cevap şeklinde planladım. Birincisi Baykar neden motor işine girdi sorusu geliyor. Bunlardan bir tanesi son yıllarda Baykar dünyanın en önemli insan hava aracı imalatçılarından biri haline geldi. Ve çok ciddi ihracat başarısıyla birlikte şirket önemli miktarda para kazandı. Bu kazandığı parayı da ARGE yatırımlarına harcamaktadır ağırlıklı olarak başladı. Bir taraftan şirketin yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar uzay konusunda daha ufak uydular taşıma sistemleri konusunda ağırlık verirken şirketin genel müdürü olan Haluk Bayraktar da iki konu üzerine yoğunlaştı. Bunlardan birincisi İtalya'da Piaggio'nun alınması. ikinci ana başlıkta motor konusuyla ilgili atılan adımlar. Baykar bir tasarım yapıyor. Yazılım gerçekleştiriyor ama işte kamera, motor diğer sistemler gibi alt sistemleri tedarik ederek bir araya getirip bir ürün haline getiriyor. Burada motorun büyük problemlerden biri haline gelmişti. Geçmişte de kamera konusunda benzer bir sıkıntı yaşanmıştı. Bugün Aselsan'ın ürettiği kamera sistemleri sayesinde dışa bağımlılığın ortadan kalktığını, bu konudaki sıkıntıların Aselsan'ın kamerasıyla birlikte aşıldığını ve bu konunun artık gündemde öncelikli olmadığını görüyoruz. Geriye motor sistemi kalıyor. İlk olarak motorla ilgili ciddi yatırımlarını bundan yaklaşık 4 yıl önce Vaykar yapmaya başladı ve Ukrayna ile kurduğu ortaklıkla birlikte teknik bazı tasarımlar geliştirme çalışmalarına başladılar ama bunlar çok düşük profilde hiç etrafa çok fazla bilgi vermeden böyle bilgi kırıntılarıyla yürüyordu. Geçtiğimiz günlerde de bunun ilk ürünü olan TM100 motorunu gördük. TB2 üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 beygirlik bir motor uzun yıllardır Rotax şirketinden alınan 912 serisi ithal motorların yerini almaya başlayacak. Böylelikle Baykar TB2'leri satışında bazı coğrafi noktalarda yaşadığı sorunları kendi motor sistemiyle aşmış olacak. Kendi motorunu yapmanın bir başka avantajı da kendi istihbaratı isterlerini bulabilmek. Sonuçta Rotax motoru ufak ultralight, hafif uçaklar için geliştirilmiş bir motor sistemi. Kendi isterleriyle birlikte İHA'lar çok daha yüksek irtifalardan uçuyor. Çok fazla elektrik üretimi yapıp sistemi ayakta tutmak gibi ekstra özellikleri var ve motorlar normal ekonomik kullanımlarını çok üzerinde yüksek performansla zorlanarak kullanılıyor. Baykar kendi motoruyla birlikte gerçekten bir İHA için üretilmiş bir altyapı sunularak bu tür teknik anlamdaki problemleri de aşmayı hedefliyor. Bir başka konuda da tabii ki maliyetler ve teknoloji buradaki eksikliği daha düşük maliyetlerle kendi motorunu yaparak ve teknolojik anlamda da adım atarak Baykar aşmayı hedefliyor. İkinci sorumuz Baykar'ın hangi motorları var? Tamam TM100'ü TB2'de kullanıyor. Bir büyük model TB3'te TEI tarafından TUSAŞ motor sanayi tarafından geliştirilmiş PD170'leri kullanıyor. PD170'ler bugün TUSAŞ'ın ANKA1 ve ANKA2 olarak adlandırılan AKSUNGUR'unda da kullanılıyor. Bu motor bu şekilde. İkinci önemli motor ailesi ise Akıncı'da kullanılan motorlar. Burada da hem Ukraynalı motor seçeneği hem de Pratt Whitney Kanada'nın geliştirdiği PT6 ailesi kullanılıyor. Bir sonraki model ise Kızıl Elma. Kızıl Elma jet motorlu bir İHA sistemi. Jet motorlu Kızıl Elma'nın şu anki modeli için T tarafından TF6000 tipi bir motor geliştiriliyor. Bu motorun itki gücü 6000 libre. İkinci adım Kızıl Elma bir insansız savaş uçağı olacağı için art yakıcı yani afterburner olarak adlandırılan bir sistem kullanması gerekiyor ekstra güce ihtiyaç duyuluyor. TF6000 motoru gerekli modifikasyonlarla birlikte art yakıcı kullanılır hale getirilecek ve itki gücü de 6000 libreden 10000 libreye çıkartılacak. Bu da bir alternatif. Bu TF6000 ve TF10000 T tarafından geliştiriliyor. Baykar'ın geliştireceği motor ise 20000 libre itiş gücüne sahip olacak. Yani bugün Kızıl Elman'ın daha büyük bir modeli yapıldığında bu motor çok daha kuvvetli olarak kullanılabilecek. 20.000 libre itiş gücü dediğimiz zaman bugün TUSAŞ tarafından tasarlanmış hürjette Amerikan General Electric şirketinin F404 serisi kullanılıyor. Bu motorun da itki gücü yaklaşık 20 bin libreye çok yakın. Yani ilerisi için Baykar belki de hürjette kullanılabilecek bir motor alternatifi sunacak. Gelelim en önemli sorulardan bir tanesine. TAI ve Baykar birbirine rakip mi oluyor? Yani ülkenin kaynakları ikiye en bölünüyor sorusu geliyor. Şimdi size tanıttığım motorlar serisine baktığımız zaman 100 beygirlik tm 100 Baykar'ın hemen üstünde 150 ila 170 beygir üreten PD170 var. Bu bu pervaneli uçak kısmı. Jette de T'nin 6000 libre, 10000 librelik TF6000 ve TF10000'i var. Araya üzerine Baykar'ın 20000 libre itiş güçlü motoru geliyor. Bunun bir kat üzerinde de muhtemel adı TF35000 olacak. T tarafından geliştirilmiş milli muharip uçak kanında kullanılacak olan en büyük motor ailesi geliyor. Şimdi burada ürünler ilk etapta çok fazla birbiriyle rekabet ediyor, çatışıyor gibi gözükmüyor. Ancak gelelim işin mühendislik ve teknik yanına. Türkiye'de havacılıkla ilgili atılan adımlar, belirli bir insan kaynağının oluşmasına çok ciddi katkı sağladı. İşte bunda Türk Havacılık Uzay Sanayi, TUSAŞ'ın, Baykar'ın ve diğer savunma şirketlerimizin çok büyük katkısı var. Motor konusunda ise adeta tek tabanca teydi. Şimdi Baykar da buraya adım atmış oluyor ve Baykar elindeki ciddi ekonomik güçle birlikte buraya büyük miktarlarda yatırım gerçekleştirecek. Bunun anlamı ilerleyen 3-4 yıllık süre içerisinde çok ciddi bir insan kaynağı süreci de Baykar tarafından oluşturulacak ve Türkiye'nin motor konusunda yeni tasarımlar yapabilmesi, daha hızlı ilerlemesi için alternatif ikinci bir kaynak oluşturmuş olacak. Bu açıdan Baykar bu sektöre bir katkı sağlayacak. Dışarıdan rakip gibi görsek de sonuçta birçok mühendislik alanda birçok havacılık şirketi rakip olsalar da birbirlerine aldıkları projelerle üretimde veya tasarımda birbirlerine iş yapar hale geliyorlar. Burada da ben Baykar ve T'nin ciddi bir iş birliği gerçekleştireceğini düşünüyorum. Baykar hızlı ilerleyen, çok ciddi rekabet edebilen ve projeleri hızlı tamamlayan bir şirket. Onun yanında T'ye baktığımız zaman T biraz daha yavaş, biraz daha kurumsal gidiyor. Ama arkasında 40 yılı aşkın süredir uçak parçası ve daha önemlisi motor parçası üreten bir altyapısı var. Dünyanın farklı motor üreticilerine, Amerika'dan Fransa'ya, Avrupa'ya hem askeri hem sivil alanda çok kritik parçalar üretiyor. Bir motor parçası üretmek aslında bir uçak parçası yapmaktan çok daha zor. Çünkü motorun içine baktığımız zaman neredeyse 600 santigrat dereceyi aşan bir ısıda güç üretmesi gerekiyor. Askeri avcılığa işin içine koyduğumuz zaman bu gücün işte 9G çekerken verilmesi, bir savaş sırasında acil bir durumda o motorun saniseler içerisinde maksimum güce ulaşması gibi isterleri çok yüksek. Bu konuda da Tey'nin üretim ve mühendislik konusunda da çok ciddi bir altyapısı bulunuyor. Bir yandan da Tey'nin ikinci büyük hissedarı General Electric şirketi ki o da dünyanın en büyük motor şirketi. Onun getirdiği işler sayesinde de Tey'i dünyadaki aşağı yukarı batı yapısı uçan her neredeyse uçakta ister küçük ister büyük de bir parçası yer alıyor. Bir süredir benim de aklıma takılan soruların cevabı cevaplarını buldukça ben de bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Aslında Teknofest'in kapanış videosunda biraz bu konuyla ilgili size dilim döndüğünce anlatmıştım. Ama biraz daha konuyu açmak, biraz daha bir şeyler anlatmak lazım. Halen bilmediğimiz çok şey var. Neler olacak, neler yapılacak, ürünler neler olacak bunları muhtemel önümüzdeki İDEF fuarında Temmuz ayı sonunda yapılacak İstanbul'da biraz daha netleşeceğini düşünüyorum. Şimdilik motor konusundaki gelişmeler bu kadar. Lütfen fikirlerinizi, yaklaşımlarınızı, sorularınızı yorum olarak yazın. Ben beğendiyseniz videoyu şöyle bir beğen tuşuna dokunun ve bizleri hala abone olmadıysanız sizleri abone olmaya bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.